arkadaşlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bugünkü videomun konusu tuz lambası, tuz sabunu ve çankırı tuzu olacak. Bunların faydalarından bahsetmek istiyorum size. Ben doğumdan önce anneme sipariş vermiştim. Çankırı'dan gelirken bana getirdi. Herhangi bir siteden edinmedim bunları. Kendi yerinden getirttim. Eğer sizin de böyle bir şansınız varsa yerinden almanızı tavsiye ederim. Fakat Instagram'da da ya da internet üzerinden bunu satan firmaların olduğunu da biliyorum. Ben size hemen tuz lambasının faydalarıyla başlayıp diğer ürünleri de tanıtmak istiyorum. Ben çok faydasını gördüm. Özellikle bebekli evlerde olması gereken bir ürün tuz lambası. Nedenlerini şimdi size araştırmalarımdan aldığım notlardan okuyacağım. Buraya da hazırladım ürünlerimi. Şöyle göstererek bir yandan da size okumak istiyorum inşallah. Faydalanırsınız. Tuz lambası ile ilgili stres, fiziksel, ruhsal, yorgunluk, uykusuzluk ve ağrılara iyi gelir. Nezle, migren, astım gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Akciğerin kapasitesini yükseltir. Canlılık ve zindelik verir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bebek ya da çocukların yanında fiziksel, ruhsal gelişim için temiz hava sağlar. İş yerinde verimi ve konsantrasyonu artırır. Yüksek enerji ve pozitif bir ruh hali için negatif iyon gereklidir. Sağlığa faydaları nedeniyle birçok ülkede negatif iyon yayan cihazlar kullanılmaktadır. Bunların çoğu insan yapımı makinalardır. Tuz lambaları bunu cihazlara göre çok daha uygun fiyatlı, bakımı kolay ve göze ve ruha hitap eden bir alternatif sunar diyor. Ayrıca tuz lambaları tamamen doğal olduğundan yaşadığımız ortamlarda bizler için en iyi havayı sağlayarak doğal bir nefes çekmemize neden olduğundan sağlığımız açısından çok önemlidir. Astım, bronşit, nefes darlığı, KOAH ve horlama rahatsızlığı çekenler tuz lambaları kullanmalıdır. Isındığında aktif halde eksi iyon yayan tuz lambaları kapı ve pencereler kapatılıp lamba yanıyor vaziyette kullanıldığında oda içerisindeki hava kapasitesini %300 oranında artırır. Hava kapasitesini artırdığı için özellikle solunum yolu hastalıkları olan astım, bronşit, nefes darlığı, KOAH, horlama gibi rahatsızlıklarda çok etkilidir. Fakat bu tuz lambasının büyüklükleri, küçüklükleri var odanızın metrekaresine göre. Metrekaresine göre alabilirsiniz. Ben bunu yatak odamda kullanıyorum. Yatak odasının burada tarifini okuduğum gibi kapılarını, pencerelerini kapatıp bu içindeki lamba yandıkça ısınıyor. Gece yatmadan bir süre önce çalıştırmaya başlıyorum tuzu ısıtması için ve içerideki havayı temizlemesi için. Bebeğimle aynı odada yattığımız için ben bu tuz lambasını doğumdan itibaren kullanmaya başladım ve gerçekten kendimde de bunun faydalarını görüyorum arkadaşlar. Bunun metrekareye göre büyüklüğünü, küçüklüğünü araştırıp siz de kendi odanızın metrekaresine uygun bir tuz lambası edinebilirsiniz. Dediğim gibi ben kendi yerinden getirttim. Bunların şekil verilmiş olanları da var. İşte lale şeklinde, bilmem ne şeklinde. Fakat ben doğadan çıktığı gibi olduğu gibi tuz şeklinde olanını tercih ettim. Şöyle yakından göstereyim. Oldukça estetik görünüyor benim gözüme. Çok da hoşuma gidiyor tipi, görüntüsü. İçine lamba yerleştiriliyor. Böyle açıp kapama tuşu var. Çok böyle ışık yaymıyor odanın içine ama loş, güzel bir hava veriyor. Estetik görüntüsü de ayrıca benim çok hoşuma gidiyor. Tuz lambası bu şekilde. Nefes darlığına falan çok iyi gelen, özellikle bebekli evlerde kullanılması tavsiye edilen bir ürün. Belki tuz sabununu ilk defa duyanlarınız vardır, kullananlarınız vardır. Tuz sabunu da bu şekilde. Çankırı tuzunun kalıplara konularak yüksek basınçta sıkılaştırılmış şekli şu şekilde. Bu tuz sabunlarının faydalarından bahsetmek istiyorum size. Onları da not aldım.
Tuz sabunu kaya tuzundan yapılan ve içerisinde yaklaşık 80 tane mineral bulunan antibakteriyel etkili bir üründür. Bildiğimiz sabunlar gibi değil, yani köpürmez. Özellikle yaz aylarında terleme sonucu oluşan ter kokusu için etkili olduğu söylenir. Bilindiği eski zamanlarda bebekler tuzlu su ile yıkanır veya tuz içerisinde bir miktar tuz banyosu yaptırılırdı. Bu çocuk sağlığı açısından ne derece doğrudur bilemiyoruz ama Ayedin Salih de bunu tavsiye ediyor. O yüzden ben de bu uygulamayı yaptım. Bebeğimin sırtını falan ovmakta da kullanıyorum hafif hafif ayak altlarında. Çok hafif, onun tenine zarar vermeyecek şekilde. Burada da söylediğim gibi erimiyor. Üzerinde yani tuzdan yapıldığı için hafif hafif suya etkisini bırakıyor. Çocuk sağlığı açısından önemli olan tuz sabunu hem bakterilere karşı etki sağlamakta hem de tuz sabununun ham maddesi olan kaya tuzu içerisindeki minerallerle cildin faydalanmasına etkili olmaktadır. Tuz sabunun doğal molekül yapısı gereği gözeneklerin içerisine kadar girerek gözeneklerde bulunan bakterilerin yol almasını sağlayabilir ve derinin mineral ihtiyacını sağlar. Tuz sabunu ayrıca sivilce, siyah nokta ve kepeklenme gibi sorunlar için etkili olmaktadır. Ayrıca tuz sabunu diğer koku giderici deodorantlar veya rolonlar gibi deri gözeneklerini tıkamazlar. Kullanımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Islatılan sabun ıslak saça veya vücuda bir miktar sürülür ve birkaç dakika bekletilerek durulanır. Dikkat edilmesi gereken nokta sert ve pütürlü yapısı nedeniyle cildi çizmemesi. Bu yüzden cilde uygularken bir miktar sabunu suda eritip vücuda uygulamak gerekmektedir. Yani yumuşatacağız üzerine. Özellikle yüze uygulandığı zaman bu kurala daha çok dikkat etmek gerekiyor. Ve özellikle ciltteki gözenekleri açtığından lenf bezleri iltihaplanması gibi problemlere iyi gelmekte, hatta meme kanseri riskini düşürebilmekte. Sedef, mantar, sivilce ve egzamaya da iyi geldiği iddia ediliyor tuz sabununun. Ben bunu en çok kol altları için kullanıyorum. Ayaklar için kullanıyorum arkadaşlar. Kolunuzun altına böyle iyice sürdüğünüzde tamamen kaya tuzundan oluştuğunda hem kıllanmayı azaltıyor hem ter kokularını tamamen gideriyor. Çok faydalı bir ürün. Ayaklarda da masaj etkisi var. Çok da böyle tahriş edici değil kesinlikle. Ben gayet rahat sürebiliyorum bu şekilde. Peeling etkisi de yaratıyor. Önce suda bekleteceğiz birazcık, yarım dakika kadar. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Çok hızlı erimiyor. Çok uzun süre kullanılıyor ve fiyatı gerçekten çok düşük. 5 TL tanesi. İki rengi var. Yani renkleri mühim değil. Çankırı tuzunun zaten bu renklerde aynı şekilde sabunları da böyle. Hani beyaz kısmından yapılmış olan beyaz, şöyle renkli kısmından yapılmış olan da bu renk. Neden iki farklı rengi var diye aklınıza gelebilir. Onu da söylemiş olayım. Gelelim çankırı tuzuna. Ben çok uzun zamandır zaten çankırı tuzu kullanıyorum yemeklerimde de. Oradan getirtiyorum. Ama dediğim gibi bazı internet siteleri var bunu satan. Çankırı firmaları özellikle bunlar. Hemen çankırı tuzunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Çankırı tuzu milyonlarca yıl öncesinde kuruyan denizlerden arta kalan tuz yataklarından bazıları uzun yıllar yüksek basınç altında kalarak kristalleşirler. Dünyada kristal tuz yataklarından en önemlilerinden birisi de Çankırı'da bulunan ve Çankırı kaya tuzu olarak adlandırılan bu tuzdur. Bu tuzların en büyük özelliği oldukça küçük molekül yapısına sahip olmalarıdır. Kristal tuzların küçük molekül yapısı hücre zarından kolayca girip çıkmasını sağlar. Çankırı tuzunun içerisinde 80'den fazla mineral bulunmaktadır. Fakat bizim marketlerden aldığımız yemeklik tuzların içinde sadece 3 tane var. İyotlu tuz kullanımı tiroid hastaları için falan öneriliyor.
Bunun içerisine bir miktar iyotlu tuz katarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben bu minerallerden faydalanmak istiyorum. O yüzden de çankırı tuzu kullanıyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. İçtiğiniz suların içerisine bir miktar tuz katarsanız çok daha faydasını görürsünüz. Bununla ilgili apayrı bir video çekeceğim. İçtiğimiz sulara nasıl bir uygulama yapmalıyız diye bir videom olacak. O videoda tarif edeceğim. Tuz miktarını, kullanımını, içerisine attığımız doğal taşları falan bahsedeceğim o videoda. Sularımızı canlandırmamız ve vücudumuzun ihtiyacı olan tuzunu sudan almamız gerekiyor. Bu çok önemli bizim için. Ben dediğim gibi her yerde çankırı tuzu kullanıyorum. Şeylerde de satılıyor, aktarlarda satılıyor. Kilosu 12 lira. Çankırı tuzunun, has çankırı tuzunun kilosu 12 lira arkadaşlar aktarlarda. Bu şekilde ürünlerimi tanıtmak istedim size. Bunları edinebilen arkadaşlar bir şekilde bir yerlerden edinsinler ve faydalarını görsünler. Kullanan arkadaşlar da bunlarla ilgili ne düşündüklerini yorumlara yazarlarsa sevinirim. Üzgünüm size bir site öneremedim bunlar için. Bir de şöyle bir topuk taşlarım var benim. Böyle doğal pütürlü taşlar kullanabilirsiniz. Bu şekilde ponza taşı şeklinde kullanabilirsiniz. Çankırı tuzu diyorum. Tuz sabununu kullandıktan sonra bunlarla da masaj yaparsanız ekstra fayda sağlarsanız cilt gözeneklerini açmış olursunuz arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Ben ürünlerimi çok seviyorum. Özellikle tuz lambam gerçekten bana görsel bir şölen yaratıyor. Gece sık sık kalktığımız için böyle bakıp rahatlıyorum da onun karanlıktaki duruşuna. Hoşuma gidiyor. Umarım siz de edinir, faydalanırsınız. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.